yaptığımızda bunların sesi çıkmaz. Hiç unutmasınlar, sesimiz daha gür çıkacak. Daha kararlı çıkacak. Bizi hiç kimse susturamaz. Çünkü biz hakkı, hukuku ve adaleti savunuyoruz. Baskınlar bizi yıldıramaz. Baskınlar bizi yıldıramaz. Baskınlar bizi yıldıramaz. İktidar sahiplerine sesleniyorum. Bizi kendi partileriniz gibi düşünmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi avukat odalarında kurulan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Herkesin CHP'li olsun olmasın, herkesin hakkını hukukunu koruyan bir partidir. CHP'li olsun olmasın, her mazlumun hakkını ve hukukunu koruyan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi adaleti katıksız savunan bir partidir. Çünkü adaletin olmadığı bir yerde insan olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde hak olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde hukuk olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkı, hukuku ve adaleti savunan bir devlet olmasını istiyoruz. Ve bunun mücadelesini yapıyoruz. Keşke adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Keşke bugün biz emeklilerin sorununu tartışsaydık. Enflasyonu tartışsaydık. İşsizliği tartışsaydık. İstanbul'a ihanet edenleri tartışsaydık. Ama kendileri geliyorlar, gündeme egemen olamıyorlar. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Nasıl? Efendim şu CHP'li belediye başkanlarını alırsak gündemi değiştiririz. Kimse emeklinin derdini konuşmaz. İşsizliği konuşmaz. Enflasyonu konuşmaz. Hayat pahalılığını konuşmaz diye düşünüyorlar. Sonuna kadar emeklinin de, işsizin de, taşeron işçisinin de haklarını, çiftçinin de haklarını sonuna kadar savunacağız. Esnafın da hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız. Bir şey daha var. Sanıyorlar ki emekliye 3-5 kuruş para verdik sesini kesecek. Sanıyorlar ki asgari ücreti 1604 lira yaptık, işçilerin sesi kesilecek. Sen sarayında oturuyorsun. Her gün maliyet bir asgari işçilik. Her gün en az bir asgari işçilik. Oturuyorsun bir de diyorsun ki ya yüzüne gözüne dizine dursun kardeşim, 1600 lira para verdik. Senin yüzüne gözüne dizine dursun. İşçinin hakkını, alın terinin hakkını sonuna kadar savunacağım. Kimse bizi susturamaz. Yiğit olan susmaz. Sonuna kadar mücadele eder. Mücadele edeceğiz sonuna kadar. Türkiye'nin dünya kadar derdi var. Biliyorum, dünya kadar derdi var. Belediyelerimizle uğraşıyorlar. Buradan sesleniyorum. Buradan. Beşiktaş'tan sesleniyorum. İstanbul'dan sesleniyorum. Bütün Türkiye duysun. Bütün dünya duysun. 14 belediye başkanımızı alsan dahi ne yaparsan yap İstanbul'u alacağım. İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağım. Efendim biliyorum. Belediye başkanlarımızla uğraşıyorlar. Ne yapıyor belediye başkanlarımız? Ne yapıyor? Beşiktaş Belediye Başkanı Hakkari'ye asfaltı Beşiktaş yaptı. Hakkari'ye. Sen 15 yıldır Hakkari'ye asfalt götürmedin.
Beşiktaş Belediyesi Hakkari'ye götürdü. Çocukların tamamına kucak açtı. 15 yıldır sen çocuklara kucak açmadın. Gitti beyefendi Hakkari'ye, size su getireceğim diyor. Ya sen milletle dalga mı geçiyorsun? Alay mı diyorsun bu millete? 15 yıldır su götüremedin. Eğer götürmeyeceksen haber ver. 14 belediye başkanımız Hakkari'ye su da götürecek. Hep şunu söyledim. Belediye başkan arkadaşlarımızın tamamına söyledim. İki konuda hassas olacaksınız. Bir, her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Her kuruşun hesabını. Bizim belediye başkanlarımız her kuruşun hesabını kendi beldesinin halkına verir. Bu bizim namus borcumuzdur. Bunu yapacağız. İki, bir şey daha var. Dedim ki size oy versin vermesin. Size oy versin vermesin. Hiçbir vatandaşı ayrımcılığa tabi tutmayacaksınız. Her vatandaşa eşit hizmet götüreceksiniz. Çünkü biz diğerlerinden farklıyız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz Halkın Partisi'yiz. Çünkü biz ayrımcılık yapmayız. Ayrımcılık yapmayız. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Onların yaptığı gibi yapmayız. İhanet ettiler İstanbul'a. Hesap veriyorlar mı? Hayır. Efendim çok yüksek binalar yapıldı İstanbul'da. Yıksana. Diyorsun ben dünya lideriyim. 16-9'u yıkamıyorsun. Bir bina yıkamayan adam bırakın dünya lideri olmayı. O sarayda bile oturmaya layık değildir. İmara aykırıysa yıkacaksın kardeşim. Yıkacaksın. Yıkamıyorsun. Yapamıyorsun. Beceremiyorsun. Parayla, bu milletin parasıyla hava basıyorsun millete. Fiyakanı sökeceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Bizi korkutuyorlar. Hakimleriyle korkutacaklar bizi. Savcılarıyla korkutacaklar bizi. Şunu bütün Beşiktaşlılar, bütün İstanbullular ve bütün Türkiye'de yaşayan vatandaşların duysun. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de suçluyu siyasi otorite belirliyorsa, bir daha söylüyorum, suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirliyorsa o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur. Gece yarısı hakimler değiştiriliyor. Gece yarısı. Hakimler Savcılar Kurulu'na sesleniyorum. Hakimler Savcılar Kurulu'na. Eğer iradenizi saraya ipotek ettiyseniz biz hakimiz diye ortalıkta gezmeyin. İradenizi saraya emanet ettiyseniz biz savcıyız diye ortada gezmeyin. Gece yarısı hakim değiştiriyorsanız siz hakim de değilsiniz. Siz ancak ve ancak sarayın köleleri olarak tanımlanırsınız. Biz hesap vermekten kaçınmayız. Bizim özelliğimiz hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmektir. Herkes hesap verir, biz de hesap veririz. Siyasetçi hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul eder. Her kuruşun hesabını verir. Her davranışın hesabını verir siyasetçi. Siyasetçi kaçmaz. Hesap vermekten kaçınamaz. O nedenle biz hesap veririz. Burayla ilgili söylentiler çıktı, yazılar yazıldı. Arkadaşları görevlendirdik. Evet geldiler. Evet baktılar. Baktık. Tamamına müdahale etmişler. Savcı inceliyor. İçişleri Bakanlığı müfettişleri inceliyor. Sayıştaycılar inceliyor. Hay hay incelesinler. Biz de görelim. Bakalım. Varsa bir şey hep beraber hesap soralım. Ama bir şey yoksa ödüllendirelim. Bir şey yoksa, namusuyla herkes görevini yapıyorsa hiçbir sorunumuz yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Ama eğer hükümet devlet olmaya kalkarsa o zaman devlet yara alır. Hükümet ayrı, devlet ayrıdır. Devlet bakidir, hükümet geçicidir. Hükümet vatandaş seçer.
4 yıl, 5 yıl, 6 yıl neyse gelir görevini yapar. Ama devlet bakidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bugüne kadar çok sayıda hükümet yönetti. Dolayısıyla devlete saygı duymak bizim de görevimizdir. Devletin yönetim elemanı gelir, hesapları inceler. Şunu kabul ederim. Müfettiş gelmiştir. Sayıştay denetçisi gelmiştir. Bir dosyayı istemiştir ama belediye başkanı dosyayı vermemiştir. Açığa alırsın, hiç itirazımız olmaz. Ama gelmiştir, dosya istemiştir. Buyur kardeşim, hangi dosya istiyorsan, bütün dosyaları vereceğim sana denilse yapacak hiçbir şey yoktur. Oturursun, adam gibi dosyalara bakarsın. Karar verirsin. Varsa yolsuzluk, hep beraber üzerine gidelim. Yoksa yolsuzluk, neyin üstüne gideceksin? Neyin üstüne gideceksiniz? Bakın, mal bildiriminde bulunmadan ötürü suçlanıyor belediye başkanımız. Mal bildiriminde, efendim, sağlıklı değilmiş mal bildirimi. Savcılık inceledi. Tıpkı bizim Ataşehir belediye başkanımız gibi. O da gitti savcılığa, dedi ki buyurun gelin benim ailemin, yedi sülalemin mal varlığını inceleyin arkadaş. Buyurun, bankalar elinizde. Bizim evlerde çok şükür ayakkabı kutusu da yok. Çok şükür bizim belediye başkanlarımızın mal adalarında kurulan şirketleri de yok. Bizim belediye başkanlarımız kara parayı da aktamıyorlar. Bütün bunların için ey Kılıçdaroğlu, sen neden benim yakınlarımın Man Adası'nda şirket kurduğunu açıkladın? Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak zorunda değil miyim? Bu ülkede kadın vergi verin, yeni doğan çocuk vergi verin, esnaf vergi verin, çiftçi vergi verin, sanayici vergi verin. Kalkacak ortalıkta gezeceksin, ben yerliyim, milliyim diyeceksin. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde vergi ödememek için kaçacaksın, vergi adalarında bir sterlinlik şirket kuracaksın. Soruyorum, 15 milyon dolarlık şirket hangi şirket? Tık yok. Bakın şu ana kadar tık yok. Niye tık yok? Niye yok? O da biliyor ki kendisi ve yakınları suçludur. O da biliyor. Şimdi her konuşmamdan sonra tazminat davaları açıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Yahu sizin feriştahınız gelse bir milim bile geri adım atmayacak. Feriştahınız gelse. Hal bildirimiyle ilgili sadece savcılık değil. Savcılık değil. Savcılık takipsizlik vermiş. Tamam. Yok zaten. Ne yapsın? Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu. Oraya da şikayet etmişler. Olur. Şikayet etsinler. Gider incelersiniz. Namuslu insanlar gelir bakarlar. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu da 15 Mart 2016'da demiş ki ya bu mal varlığında hiçbir şey yok. Yani kendileri, yani bürokrasi yok demiş burada. Şimdi siz bunu gerekçe göstererek belediye başkanlığı açığa alıyorsunuz. Doğru değil. İhalede usulsüzlük var. Olabilir, şikayettir. Birisi vatandaş şikayet eder. Belediyeden birisi şikayet eder. Bir esnaf şikayet eder. Belediye meclis üyesi şikayet eder. Olabilir. Şikayet. Ne olur? İncelenir. İncelenmesi gerekiyor mu? Evet gerekiyor. İtiraz ettik mi? Hayır etmedik. İncelenmiş. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu. 20 Eylül 2016'da demiş ki bu iddiaların tamamı safsata. Bunların hiçbirisi doğru değil. Ben mi söylüyorum? Hayır. Kim söylüyor? İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu söylüyor. Bunu söylüyor mu? Evet. Raporu vermiş mi? Evet. Daha ne istiyorsunuz? İhaleye fesat karıştırma. Efendim belediye başkanımız ihaleye fesat karıştırmış. İhbar gidiyor. İncelenir mi? Elbette incelenir. İtiraz ettik mi? Hayır etmedik. Buyurun inceleyin. Biz bir şey söyledik mi? Hayır. İnceliyorlar. Araç kiralama, çöp toplama vesaire. İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 8 Nisan 2016'da diyor ki burada bir fesat falan yok kardeşim. Ben söylemiyorum. İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürü gayet açık ve net söylüyor. İhbarı yapan kişi diyor ki bu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü doğru değil. İyi incelemedi. Olur. Vatandaş şikayet edebilir. Nereye gider dosya? Danıştay'a gider. Gitmiş mi? Evet, Danıştay'a gitmiş. Danıştay ne demiş?
Mahalle İdareler Genel Müdürlüğü'nün dediği doğrudur demiş. Bu ihalede bir fesat falan yok demiş. Peki siz ne yapıyorsunuz? Buna rağmen belediye başkanlığı açığa alıyorsunuz. Niçin? Türkiye'nin gündemini nasıl değiştirir? Emekli nasıl kendisini düşünmez? İşçi nasıl kendisini düşünmez? Ben milletin dikkatini başka noktalara nasıl çekerim? CHP belediyelerle uğraşsın, emeklinin haklarıyla uğraşmasın. Esnafın hakkıyla uğraşmasın. Taşeron işçisinin hakkıyla uğraşmasın. Çiftçinin hakkıyla uğraşmasın. Bunlar otursunlar, savunma durumunda kalsınlar. Niye savunalım biz kendimizi? Savunmuyoruz. Sonuna kadar haklıyız. Denetimden kaçmıyoruz. Senin gibi bizim belediye başkanları şunu söylemedi. Oğlum paraları sıfırladın mı? Yok baba. Bizim belediye başkanlarım yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Sen inceledin mi? İncelemedin. Bilir kişiye gönderdin mi? Göndermedin. Danıştay'a gönderdin mi? Göndermedin. Bizim belediye başkanlarımızla ilgili bilir kişiye gönderdin, kamu etik kuruluna gönderdin, Danıştay'a gönderdin. Göndermezsen namertsin. Bir daha söylüyorum. Göndermezsen namertsin. Biz çekilmeyiz, biz korkmayız. Efendim, belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. FETÖ'cülük. Hani derler ya, bazen iftira tutmaz. Ne FETÖ'cüsü kardeşim? Aynı menzile siz yürümüyor muydunuz ya? Aynı menzile. Ey Fethullah Gülen, ne istedin de vermedik diyen sen değil miydin? Devletin ihalelerini ona vermedin mi? Devletin müsteşarını, devletin paşalarını, devletin valilerini, devletin kaymakamlarını, devletin emniyet müdürlerini FETÖ'cülere sen teslim etmedin mi? Şimdi kalkmış bizi suçluyor. Ben senin ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Sen FETÖ'yle beraber aynı kapta yemek yerken ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sanıyorlar ki biz bunları söylemeyeceğiz. Söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz. Yine söylüyorum. Beşiktaş'ta söylüyorum. İstanbul'da söylüyorum. Cesaretin varsa, yüreğin varsa, eğer gerçekten yüreğin varsa, senin istediğin televizyon kanalında, senin istediğin gazetecilerle çık karşıma, çık! Çık! FETÖ ile ilgili ihbar var. Belediye başkanı FETÖ'cü diye. 18 ay geçmiş, 18 ay. Belediye başkanı diyor ki, ya soruşturun kardeşim. Pasaportumu iptal ettiniz. Eşimin pasaportunu iptal ettiniz. Çocuğumun pasaportunu iptal ettiniz. Çocuk okula mı gidemiyor yurt dışında? Soruşturun. 18 aydır tık yok. Niçin? Dosyada bir şey yok. Ama bir ihbar var. Suçlayacaklar. Suçlayacaklar. Sizin ne kadar FETÖ hayranı olduğunuzu biliyorum. Şimdi bize yapılan şu. Balyoz'da, Ergenekon'da ne yapıldıysa şimdi bize aynı taktik. FETÖ yöntemini bize uyguluyorlar. Ama unutmasınlar. Biz onların bildiği insanlar değiliz. Biz onlar gibi değiliz. Balyoz'da, Ergenekon'da birilerini püskürttüler. Birilerini susturdular. Biz susmayacağız. Karanlıkta yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi her türlü maddenin üstüne çıkaracağız. Aktarılmış FETÖ'ye. Buradan söylüyorum. Kendine güveniyorsan, gel beraber FETÖ'ye kim kaynak aktardı tartışalım. Ama ben Beşiktaş'tan çok net şunu söylüyorum. Bu belediyeden, bizim belediye başkanımızdan, bırak öyle 1.100.000 lira, 1.000 lira. Bir kuruş FETÖ'ye para aktarıldıysa belediye başkanı gelin, önce ben görevden alırım. Bu kadar açık söylüyorum. Şimdi ben o beyefendilere de soruyorum. FETÖ'ye dünyanın parasını aktarırken hesabını verdiniz mi? FETÖ diye konuşuyorsun, geziyorsun. Kol kolaydın, yürek yüreğiydin, bilek bileğiydin.
ne istediniz de vermedik. Ya Türkiye'yi verdin sen kardeşim. Türkiye'yi verdin sen. Şikayet ediyor şimdi. Mücadele FETÖ yöntemiyle mücadele ediyor. FETÖ yöntemiyle. Aynı mücadele, aynı taktik. Sanıyor ki FETÖ onu korkuttu. Bunlar da bizi korkutacaklar. Ya periştahın gelse biz korkmayız kardeşim. Boğazımızdan aşağı haram yok. Yemedi ki korkacağız.